Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle kahve tonunda samanrengi bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için tek sıra güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettikleriniz için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan videoyu izlemenizi öneriyorum. Ben iki zincirle tığladıktan sonra yazmamın kenarını ütülüyorum. Böylece örneğin daha güzel yerleşiyor. Yazmamın kenarlarını tığlarken kullandığım ipim Altın Başak marka 423 numara, böyle kahve tonu tarzında, altın rengine de benzeyen bir ip. Kullandığım tığım da Altın Başak marka 22 numara. Tek sıra olduğu için hep aynı iple oyamızı tamamlayacağız. Özellikle tek sıra oya bekleyen takipçilerim vardı. Onların da isteği yerine gelmiş olsun. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. İlmeğimi oluşturdum. Şöyle yazmamın kenarına geldim. En baştan başlayalım. Tığım ucuna ipimi bir defa doladım. Geldim. Tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Minik bir trabzan örmüş olduk böylece. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. Sonraki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir doladım. Sonraki tığ battıya geldim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir doladım. Bir sonrakini. Bu çimen arkadaşlar, ütü konusunda size en problem çıkarmayan çimenlerden bir tanesi. Özellikle günlük yazmaların kenarında çok rahat kullanımı oluyor. Şöyle 3-4 tane yapalım başlangıç için. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şimdi burada hemen çiçek yuvamızı yapalım. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Sonraki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Burada kirpik yapmadığım için iki zincir çekiyorum. Bir doladım. Sonraki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir doladım. Sonraki tığ battının altından giriyorum. Şöyle oldu. Arada bir tanesi kirpiksiz. Biraz daha netleştirebilirim. Sizin için daha güzel görün. Burada hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın üzerine sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz tarafına geçtim. Zincir sayısını 2, 3'e çıkardım. Bir defa doladım. Geldim yuvaya. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü sık iğne, yanına 4, yanına 5. 5 tane sık iğne yaptım. Altıncı yuvadan yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne, yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Hemen şöyle düzelttim. Yuvadan bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanımı ördüm. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Geldim yuvaya. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Trabzanımı ördüm. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Beş tane sık iğne yapıyorum. Altıncı sık iğnem yuvadan. Yine 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Trabzanımı yaptım.
kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sık iğne, altıncıyı yuvadan yaptım. Bu şekilde toplam 5 dal yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Devam ediyoruz. Alttaki trabzanımızın önünden kirpik düğümler gibi bir sık iğne yaptık. Üstüne bir zincir çektim, bir doladım. Sonraki tığ battıya geldim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim, bir doladım. 2 2 çıktım. 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Burada arkadaşlar, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bu kirpiğimizi düğümlemeden önce bir zincir çektik üzerine. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Geldim, birinci dalımdan tutturdum. Yine küçük bir örümcek yaptım. İkinci dalımdan tutturuyorum. Yine küçük bir örümcek yaptım. Üçüncü dalımdan. Dördüncü dalımdan. Beşinci. Altıncı. Bunu yaptıktan sonra bir ikinci kirpikte şöyle sık iğne ile tutturuyoruz. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz taraf böyle görünüyor. Şimdi bu tarafta sık iğne ile örümceğimizin üstte kalan iki telinden girelim. Üstüne iki zincir çektim. Bir sık iğne. İki zincir. Bir sık iğne. İkinci kirpik. İki zincir. Bir sık iğne, üçüncü kirpik, iki zincir, bir sık iğne, dördüncü kirpik, iki zincir, bir sık iğne, beşinci kirpik. Beş kirpik yaptım. Sonra yan tarafa zincir falan çekmeden yine üstte kalan iki tele sık iğne ile geçiyorum. Yine iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. İki zincir, bir sık iğne. Bu şekilde 5 kirpik yapacağız. 2 4 5 tane oldu. Hemen yan tarafa geçiyorum yine. Üç oldu. 4 5 yan tarafa geçtim. Sık iğne ile geçiyorum. Siz bu videoyu hangi gün izlersiniz bilemiyorum ama bugün cuma. Öğle ezanı okunuyor. Cumanız mübarek olsun hepimizin inşallah. Yine yan tarafa geçtik. 2 zincir, 1 sık iğne yaparak buraya da 5 tane kirpik yapıyoruz. Modelin yapımı kolay. Oldukça da gösterişli bu kadar kolay olmasına rağmen. Tek sıra oya sevenler ama biraz da benimki gösterişli olsun diyenler bence bu modeli değerlendirsin. 4 oldu. 5. Hemen yan tarafa geçiyorum. Son. Şöyle alacağım ters. Bu şeyde örümcekte dönüş yaptığımız için biraz farklı duruyor diğerlerine göre. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Beş tane yaptık. Şimdi bunu bitirdikten sonra arkadaşlar şu alttaki trabzanımın önünden sık iğne ile tutturuyorum. Kirpik düğümler gibi. Üstüne bir zincir çektim. Ve bir defa dolayıp sonraki tığ battıya geçtim. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir doladım bir sonrakine.
1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, geri döndüm, kirpiğimi düğümledim, bir zincir çektim, bir doladım, yine bir sonrakine. Ben bu şekilde aralarda 10 tane kirpikli trabzan yapıyorum. Daha sonra yeniden çiçeğimi hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde yanına birkaç tane daha çiçek yapayım. En son halini ütüleyip sizinle paylaşacağım. Ben oyamın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Ütüledim. Bu şekilde oluyor. Ben bu sıklıkla yapıyorum. Dileyenler daha seyrek ya da daha sık yapmak için aradaki çimen sayısını değiştirebilir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak, oyanım sayfamda. Beni Instagram'dan takip ederek de yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.